kara alanlarında yaşayan işte bütün canlıların suya ihtiyacı var. Yani onların içme, yani günlük yaşamlarını idame ettirmek için suya ihtiyacı var. Çünkü su hayat, hayatın kendisi. Su stresi dediğimiz şey de işte su arzının talebi karşılamaması olayıdır. Yani talebin arzdan fazla olduğu zaman su stresi yaşanır. Yani suya ulaşma sorunu yaşanır. Su stresi yaşayan ülkelerin çoğuna baktığımızda yine içinde bulunduğumuz coğrafya, yani Türkiye, işte Orta Doğu ülkelerinin tamamı, Akdeniz Havzası ülkeleri ve daha birçok Afrika ülkelerinin bir kısmı, bunların hepsi su stresi yaşayacak ülkeler. Zaten yakın zamanlı bir rapor var. Örneğin Türkiye ile ilgili tabii sonuçları vermekte fayda var. Mesela 2010 yılında Türkiye'nin su stresi 3.3 civarıyken 2040 için öngörülen tahmin 4.3. Yani Türkiye'nin su stresi giderek artıyor. Çünkü Türkiye çok su zengini bir ülke değil. Su kaynakları sınırlı. Yani dolayısıyla bu 2040'ta eğer 4.3'e çıkarsa demek ki Türkiye su zengini değil artık. Yani yeterli su kaynağı olan bir ülkeden bile çıkıp su fakiri bir ülkeye dönüşecek. Dolayısıyla biz su stresini de özellikle bütün canlılar için, yani bitkiler için, hayvanlar için, tabii başta insanlar için doğru hesaplamamız, mevcut kaynakların, o arzın talebi karşılayabilecek düzeyde yeniden tanımlamamız, yönetmemiz gerekecek.